Merhaba çocuklar. Türkçe dersine hoş geldiniz. Sizinle en son metin türleri konusuna başlamıştık. Metin türlerinde sizlerle hikaye, roman ve masal konusunu işlemiştik çocuklar. Bu dersimizde ise sizinle gezi yazısına geçeceğiz. Şimdi çocuklar, bir önceki dersi tekrar edecek olursak, sizinle metin bilgisinde en önemli konunun hikaye ve romanın karıştırılmaması gerektiğini söylemiştim. Ne demiştik? Hikaye daha dar bir çerçevede gerçekleşirken, roman ise daha geniş bir çerçevede gerçekleşir ve daha çok ayrıntıya girilir demiştik. Masallar ise olağanüstü özellikler ve olağanüstü olaylar vardı çocuklar. Şimdiki konumuz ise gezi yazısı. Gezi yazısının bir diğer ismi seyahatnamedir çocuklar. Bazen karşımıza gezi yazısı olarak çıkar, bazen seyahatname olarak çıkar. Biz ikisini de bilmeliyiz. Şimdi bakalım gezi yazısı neymiş? Gezilen yerlerin doğal güzelliklerini, tarihi güzelliklerini, gelenek ve göreneklerini anlatan yazı türüne gezi yazısı denir. Bakalım özellikleri nelermiş? Gezilen yerler hakkında ayrıntılı bilgi verir. Yani şöyle diyebilir miyiz? Mesela gitmediğimiz bir yer hakkında yazılan bir gezi yazısını okuduğumuz zaman oraya gitmişiz gibi, orayı görmüşüz gibi bilgi sahibi oluruz. Gözleme dayalı bir anlatımı vardır. Şimdi biz bir kişinin gezip gördüğü yerleri okuyarak öğreniyoruz çocuklar. Kişi dolayısıyla gördüğü yerleri bize aktarıyor. Betimleme tekniğiyle anlatılır. Şimdi şöyle, bizim gözümüzde gidip görmediğimiz bir yerin canlanması için gidip orayı gören kişinin betimlemesi lazım. Mesela Karadeniz, benim memleketim Rize. Ben memleketimi size betimlersem öncelikle deniziyle başlar, yeşilliğiyle bitiririm. Çünkü Karadeniz boylu boyuna mavi ve yeşildir. Böylelikle betimleyerek gözünüze canlandırmayı sağlarım çocuklar. Yazarın kişisel görüşlerini içerir. Doğru, sonuçta gözlemlediklerini bize anlatacağı için kişisel yorumlarını da katacaktır. Okuyucu anlatılan yerleri yazarla geziyormuş hissine kapılır. Şimdi biz gezip görmediğimiz bir yeri okuyup anlamaya, tanımaya çalışıyorsak adeta anlatan kişiyle orayı geziyormuş hissine kapılırız. Çünkü orada betimleme vardır çocuklar. Şimdi gezi yazısında dikkat etmemiz gereken noktalar çocuklar. Evet çocuklar, peki gezi yazısı bizim karşımıza nasıl çıkar? Genellikle bir paragraf şeklinde metinleri veriyorlar çocuklar ve metnin türünü soruyorlar. Eğer bir yer hakkında, mesela bir şehrin doğal güzellikleri, tarihi güzellikleri, gelenek ve görenekleri hakkında bilgi veriyorsa demek ki o metin türü gezi yazısı yani seyahatnameymiş çocuklar. Devam edelim. Bakalım başka hangi metin türleri varmış? Anı. Bir diğer ismiyle hatıra. Şimdi bir kişinin kendi yaşadıklarını, burası önemli, ya da tanık olduklarını yıllar geçtikten sonra. Vurgu burada çocuklar.
Yıllar geçtikten sonra anlatıldığı yazı türüne anı bir diğer ismiyle hatıra denir. Bak şurayı kaçırma. Yıllar geçtikten sonra yıldızladım. Özelliklere bakalım nelermiş? Yazarın kişisel görüşlerini içerdiği için özneldir. Bak, burası önemli. Bir defa daha yıldızlayabilirim çocuklar. Yazarın kişisel görüşlerini içerdiği için özneldir. Demek ki anılar öznel yazılarmış. İçten ve ilgi çekici bir anlatımı vardır. Çocuklar özneldir, yani samimidir. Şöyle tıklayalım. Olayın üstünden zaman geçtikten sonra yazılır. Bak burayı yine yıldızlıyorum şöyle. Önemli. Unutma, anılar yıllar geçtikten sonra kaleme alınır. Olaylar olur sırasına göre anlatılır. Yani bir düzen vardır çocuklar. Tarihi belge özelliğine sahiptir. Peki bu bizim karşımıza nasıl çıkar? Çocuklar genellikle yine bir paragraf şeklinde veriyor. Bu paragrafta kişi geçmişinden, yıllar öncesinden bahsediyorsa bilin ki bu anıdır. Bir diğer ismiyle hatıradır çocuklar. Lütfen atlamayalım, bak bu da önemli. Günlük. Diğer bir ismiyle günce. Çocuklar genellikle metin türlerinin diğer isimlerini parantez içerisinde yazıyorum ki kitaplarda bazen günlük çıkıyor, bazen günce çıkıyor. Kulağımıza küpe olsun. Bakalım neymiş? Bir kimsenin duygu ve düşüncelerini, yaşadıklarını ya da tanık olduğu olayları günü gününe, burayı yıldızlayalım, çok önemli, tarih belirterek anlattığı yazı türüne günlük, günce denir. Özellikleri nelermiş? Birinci kişi ağzıyla anlatım yapılır. Yani çocuklar yaşadıklarını anlattığı için dolayısıyla yaptım, ettim, kalktım, okula gittim, süt içtim gibi. Olaylar günün sonunda yazılır. Yani ne demiştik biz? Günü gününe yazıldığı için dolayısıyla günün sonu yazı için ideal bir zaman. Yazarın görüşlerini ve kişiliğini yansıtır. Yani bu da özneldir çocuklar. Tarih belirterek günü gününe yazılır. Günü gününe yazıldığı için kısa yazılardır çocuklar. Sonuçta biz bir gün içerisinde çok çok fazla şeyler yaşayamayız. O günün özetini çıkardığımız için çok fazla şeyler de yazamayız. İçten ve samimi bir dil vardır. Çocuklar, öznel olan yazılar zaten samimidir. Kişiler burada sanat yapma amacı gütmez. Burada önemli olan karşı tarafa bir şeyler vermek ve orada yaşanılan duyguyu karşı tarafa iletmektir. Burada bir tane notumuz var çocuklar. Günlükler günü gününe ve tarihi belirterek yazılır. Bak, burası önemli. Anılar ise olayın üzerinden uzun zaman geçtikten sonra yazıya aktarılır. Şimdi çocuklar, burası çok önemli. Şimdi biz bu konuya başlamadan önce dedik ki hikaye ve roman bizim karşımıza çıkacak en önemli türlerden bir tanesi. Bu türler genellikle karşılaştırılır ve öğrenciler tarafından en çok karıştırılan metinlerdi. Diğer önemli metin ise çocuklar anı ve günlüktür.
Bunlar da öğrenciler tarafından çok karıştırılır ve en çok sorularda karşımıza çıkan karşılaştırmalardır. Şimdi burada keskin bir çizgi var aslında. Anı ve günlük arasındaki farkı ortaya çıkaran. Şöyle düşünün. Siz bir anınızı anlatırken geçmiş zamanı anlatırsınız, değil mi çocuklar? Geçmişte yaşanılan olayı şimdi bana anlatabilirsiniz. Günlük ise o 24 saat içerisinde, gün içerisinde yazmış olduklarınızı not edersiniz. Biri yıllar sonrasından bahsederken biri o günden bahsediyor. Ve günlüklerde genellikle hemen şu sağ köşede tarih vardır çocuklar. Çünkü o günün tarihi yazılır. Adı üstünde günü gününe not edilir. Genellikle kitaplarda ya da sorularda tarih yoktur. Ama o gün yaşadıklarını anlatır. Anlarsınız zaten. Ama anıda ise yıllar öncesinde yaptıklarından bahsettiği için geçmiş bir zaman dilimi kullanılıyorsa anı, şimdiki zamanı, gün içerisindeki zamanı kullanıyorsa günlüktür çocuklar. Lütfen burayı atlamayalım. Şimdi devam edelim. Şimdi bir sonraki başlığımız tiyatroymuş. Yaşanmış ya da yaşanabilecek olayları insan yaşamının çeşitli yönleriyle sahnede canlandırmak için yazılan eserlere tiyatro denir. Çocuklar, şurası önemli. Sahnede canlandırmak için. Burayı da yıldızlayalım. Tiyatronun amacı, yazılma amacı sahnede canlandırmaktır çocuklar. Bunu asla unutmayın. Özellikler, yaşamdaki her olay tiyatronun konusu olabilir. Her konu hakkında tiyatro yazılabilir çocuklar. Olaylar canlandırılır. Zaten tiyatrodaki amaç neydi? Sahnede canlandırmak. Konularına göre komedi, dram, trajedi türleri vardır çocuklar. Bir sonraki başlığımız biyografi. Yani bir diğer ismiyle yaşam öyküsü. Bu da önemli çocuklar. Genelde biyografi otobiyografi ile karşılaştırılıyor. Onu da geçeceğiz şimdi. Bakalım biyografi neymiş? Ünlü kişilerin hayatının belli bir sıraya göre anlatıldığı yazı türüne biyografi denir. Ünlü kişilerin hayatının yazıldığı metinler biyografiymiş. Bakalım özelliklerine. Üçüncü kişi ağzıyla anlatılır. Çünkü burada ünlü bir kişiyi başka biri anlatıyor. Belgelere dayanılarak yazılır. Çünkü bu bir çocuklar hayatı hakkında bilgi verdiği için nesnel olduğu için belge niteliği taşır. Nesnel bir anlatımı vardır. Yani burada kişinin duygu ve düşünceleri yoktur. Burada anlatılan ünlü kişinin hayatına yer verilir. Şimdi çocuklar, bu dersimizde biz sizinle gezi yazısını, anıyı, günlük, biyografi ve tiyatroyu gördük. Buraya kadar birçok metin türü de öğrendik çocuklar. Kitaplarınızda bu konuyla alakalı ne kadar soru varsa lütfen hepsini çözün, çözün. Bir defter, bir soru, çağrışım yayınları, fasiküller, uzaktan eğitim sürecinde ödevleri lütfen aksatmayın. Materyallerdeki yazılan yazıları mutlaka defterlerinize geçirin çocuklar. Bakın ben bunları niye zaman ayırıp yazıyorum? Siz daha iyi anlayın diye. Siz defterinize geçirirken sayfalarca yazmayın. Sadece önemli noktaları yazın diye çocuklar. Lütfen buraları atlamayın.
Metin konusunu zaten siz her yıl gördüğünüz için biliyorsunuz ama farkındaysanız zaten kısa kısa yazdım ki hem biliyorsunuz hem de sıkmak istemedim sizi bu konuyla doğrusunu isterseniz. Ama bu konu nankör bir konu çocuklar. Çünkü eğer birazcık bazı şeyleri karıştırıyorsa konu komple karışır. Mesela biz buraya kadar neyi karıştırmamanız lazım dedik. Hikaye, roman, günlük, günce, biyografi, otobiyografi. Bunlar en çok karşılaştırılan ve öğrenciler tarafından en çok karıştırılan konudur çocuklar. Eğer yeterince soru çözerseniz zaten bu konular karışmaz. Evet, bu dersi burada sonlandırıyorum. Kendinize dikkat edin çocuklar. İyi dersler dilerim.